Eğer cumartesi gecesi bir kulübe dans etmeye gideceksen çok güzel olmuş. Ama bildiğim kadarıyla bir iş görüşmesine gidiyorsun Şebnem. Yani olmamış mı? İşte gömlek giydim. Biraz fazla iddialı olmuş sanki Şebnem. Tamam, benim ilk adım Şebnem'se ikincisi iddialı zaten. Şebnem, itiraz istemiyorum. Hemen gidiyorsun, üstüne duruma uygun bir şeyler giyiyorsun. Aymila'cığım, sen de yardım eder misin? Tek başına beceremeyecek galiba. Aymila. Lütfen canım. Güzel olmuş. Çok yakışmış. Renk güzel. Aferin Almila. Çok iyi. Hayır yani. Oldu mu, tamam mı? Gideyim ben. Böyle olmuş mu? Çantan nerede? Merhaba. Ben Harun Bey'le görüşecektim. Kendisiyle randevum vardı da. Harun Bey. Pardon, asistanı yahut asistanın asistanı olma ihtimali var mı acaba? Hayır efendim, bizzat kendisiyle görüşeceğim. Adım Şebnem Gürsoy. Lütfen arayıp haber verir misiniz? Pekala, buyurun siz dinlenin biraz. Sağ olun. Ben Şebnem Gürsoy. It's my pleasure to meet you, Miss Gürsoy. Please do sit down. Pleasure belongs to me, sir. Thank you. It says you are 22 years old and college graduate. Huh? That's okay, sir. I have a degree in... Okay. Bence yeterli. Teşekkür ederim Şebnem Hanım. Gördüğüm kadarıyla daha önce bir iş tecrübeniz yok. Doğrudur. Üniversite eğitimimi yeni tamamladım. Aslında kısa bir süre önce evlenmeye hazırlanıyordum ama şu anda farklı düşünüyorum. Öyle mi? Neden diye sorabilir miyim? Tabii siz şirket CEO'susunuz. İstediğinizi sorabilirsiniz. Aslında beni çalışmaya zorunlu kılmayan bir ailenin kızıyım ben. Ama bu kendimi geliştirmeme engel değil, değil mi? En kötü özelliklerinizi sayabilir misiniz? Tabii. Aşırı iddialı ve inatçıyım. Her koşulda kazanmayı severim. Yani kaybetmekten nefret ederim. Kendi doğrularımı belirler. Ona göre yaşarım. Peki en iyi özelliklerinizi sorsam? Az önce söylediklerimin aynısını söylerim. Buraya bakınca ne görüyorsunuz? Müthiş bir zekanın, güçlü bir iradenin, yüksek direnme gücünün ve sıra dışı bir yaratıcılığın ürününü görüyorum. Ama her şeyden önce kocaman bir hayal görüyorum. Ne demişler? Hayal kurmayı cüret eden, gerçekleştirmeye de cesaret eder. Peki, iş görüşmelerinin klişe sorusunu sormadan geçmeyelim. Klişedir ama işe yarar. Buyursunlar. 2 yıl sonra sizce holdingdeki pozisyonunuz ne olabilir? Kendinizi nerede görüyorsunuz? Muhtemelen sizin arkanızdan söylenen bir kadın olacağım. Yani siz teknenizle dünya turuna çıkıp gereksiz fotoğraflar çekerken ben sizin koltuğunuzda oturup standartlarınızı yükseltmek için çalışıyor olacağım.
ki Şebnem Hanım, diyelim ki ortak çalışmak için iş teklifi istediğimiz Çinli ve Japon iş adamları aynı anda geldiler. Ve benim toplantım bir saat daha sürecek. Bu durumda ne yaparsınız? Bu kolaymış. Öyle mi? İş adamları ve özellikle yabancı iş adamları bekletilmekten nefret eder. Elbette. Herkes bekletilmekten nefret eder ama herkes ağırlanmayı sever. Sizin odanıza çıkarken holdingin aşağısındaki tesislerinizi gördüm ve çok beğendim. Gerçekten her şey düşünülmüş. Ben olsam önce Japonları alıp Türk hamamına götürdüm. Japonlar dakiktir ama çok gururludurlar. Onlara imza atmaya geldikleri kadar misafir olarak ağırlanmaya geldiklerini de hissettirirdim. O sırada takımlarını ekspres kuru temizlemeye verir, çıktıklarında da onları taze elma çayıyla ferahlatırdım. Çinlilere gelince, Çinliler yemeğe çok düşkün olurlar. O yüzden onları hemen restorana çıkarırdım ve şefinize hayatının ve kariyerinin yapacağı hünkâr beğendi ve kabak çiçeği dolmasına bağlı olduğunu hatırlatırdım. Ve Japonlar Türk hamamında ağırlanırken Çinlilerle de bizzat yemekte kendim ilgilenirdim. Peki bu arada gelen telefonlar ne olacak? Şirket hattına yönlendirdim tabii ki. Herkes bir CEO'nun kişisel asistanının sürekli telefonla konuşması gerektiğini bilir ve anlayış gösterir. Yeterince duydum sanırım. Aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Saati kaça kuruyorsun? 8. Aa, sen ciddisin. Bir an ilginçlik, inandırıcılık dengesi zayıf geldi de ondan şey yap. Ben de yarın o saatte kalkacağım. Eğer istersen seni de uyandırabilirim. Mersi. Yalnız bu güven yetmezliğini de tarihe not düştüm bilesin. Burası doğu cephesi biliyorsun ki. O yüzden burada yatıyorum ki güneş gözüme girsin, hemencecik uyanabileyim. Şebnem. Hadi kalk. Kalk, işe geç kalacaksın. Hadi. Şebnem. Dimyat'a görüşmeye giderken evdeki uykudan olma. Ayrılıklar uyumaya dahil, ayrılanlar hala uykulu. Uyumak ya da uyanamamak, işte bütün mesele bu. Şebnem, aforizma parçalamayı hemen kesiyorsun ve kalkıyorsun. Bugün işteki ilk günün. Hadi kalk. Hadi kalk. Tamam ya, tamam. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Benim doğum iznim yarından itibaren başlıyor. Bir ay deneme süresini hemen başlatın dedi Harun Bey. Şimdi bu yurt içi aramalar için. Bunlar yurt içi telefon listeleri. Bordo olanlar da yurt dışı. Her ikisine de sen bakacaksın. Yurt içinden gelen aramaları birinci, diğerlerini ikinci hattan aktaracaksın. Yönetim kurulu kararları çok önemli bir toplantıda olmadığı müddetçe Harun Bey'in odasına imzaya gider. Tüm randevuları sen not edeceksin. Akşam Harun Bey çıkmadan kendisine programı götürüp ertesi günün onayını alacaksın. Sabah gelir gelmez ilk iş şekersiz espresso ile birlikte Harun Bey'e gidip programı teyit edeceksin. VIP listesi bu defterde. İçindekiler hariç hiç kimse randevu almadan Harun Bey'i göremez. Israr edenlerle sen ilgileneceksin. Bunların dışında tek bir kişi ayrıcalıklıdır. Eşi mi? Hayır, Küçük Bey. O geldiği zaman milyon dolarlık toplantılar teferruat listesine düşer. Ama zaten yılda bir ya uğrar ya uğramaz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok, ben her şeyi anladım da ben bunları yaparken beni asiste edecek diğer 8 asistan ne zaman işe başlayacak?
bana anlatıldığında ben de aynı tepkiyi vermiştim. Ama enerjik bir yapın varsa, sabredersen, çabuk pes etmezsen göz açıp kapayıncaya kadar alışıyorsun. Hatta bunca şeyi organize etmekten gurur duyuyorsun. Yoğun günlerde kendimi bir orkestra şefi gibi hissederim hep. Yani ben şu an daha çok ince bir telin üzerine iteklenmiş ip cambazı gibi hissediyorum ama neyse. Harun Bey işini oldukça ciddiye alır. Kendisi zalim ya da acımasız birisi değildir. İlk günden sizden de her şeyi mükemmel bir şekilde idare etmenizi beklemez. Potansiyelinin nasıl kullandığına bakar. Ha, öyleyse sorun yok. Ben geçmişte potansiyel kuyuma bir taş atmıştım, hala sesi gelmedi. Yalnız tek bir istisna var. Daha önce de söylediğim gibi Harun Bey'in hem tatlı belası hem de göz bebeği olan Küçük Bey. Gerçi buralara yolu düşmez ama gelirse ya da ararsa hiç bekletme Küçük Bey'i, affetmez. Günaydın Harun Bey, hoş geldiniz. Şimdiden hayırlı olsun Pelin Hanım. Teşekkür ederim. Size de hayırlı olsun Şebnem Hanım. Umarım keyifle çalışırız. Teşekkür ederim Harun Bey, umarım. İş dünyası. Şebnem Gürsoy geliyor. Alo. Tamam. Harun Inans personal line. I'm his assistant. How may I help you? So? I couldn't understand. Would you be so kind to repeat that? You want to do what exactly? So, may I have your name, please? Can you spell your surname? Okay. Please hold for a second. Harun Bey, sizi Langzo adında biri arıyor ama sizinle konuşmak istediğini değil, sihirlemek istediğini söyledi. Muhtemelen berbat aksanından kaynaklanıyor. Hemen bağlıyorum. Ay, Bay Zo, İngilizce kursunu elementary seviyesinde bırakmış anlaşılan. Ay. Küçük bir arabası otoparka giriş yaptı. Asansör hazırlandı. Hemen Harun Bey, asansörü getirmek üzere. Hemen bir sessiz alıyorsunuz. Harun Bey şu anda çok önemli bir toplantıda. Ha, anlamadınız herhalde. Küçük Bey geliyor. Söz konusu olan Küçük Bey olduğu zaman Harun Bey için gerisi teferruattır. Anladım. Gelsin bakalım. Thank you.
Ardacığım. Canım, şu an saat 16.45. Tam 17'de beni çalıştığım holdingin kapısının önünden alacaksın, tamam mı? Ben açık adresi sana mesaj atarım. Şebnem, imkansız. Ne demek imkansız ya? Sen hobi düzeyinde mi aşıksın Ardacığım, he? Nasıl geleyim? Yolun durumunu bilmiyor musun? Ay ben bilemem canım, ben karşında mükemmeliyim. Şebnem, bugünlük idare et. Çok acil işim var. İdare etmek? Ben, Şebnem Gürsoy idare edecek. Farkındaysan bu cümlede özne yüklem uyumsuzluğu var. Yani sen ışıltısı bakarken kaynak gözlüğü taktıracak bir kadınla berabersin ve ona idare etmekten bahsediyorsun. Zaten lüzumsuzca Bodrum'a gittin. Bak yemin ediyorum devamsızlığın fazla, velini çağırıp tasdiknameni vereceğim eline ha. Tamam Şebnem, tamam. Geliyorum. Tamam Ardacığım, tamam. Sevgilerden bir demet, öpücükler güruh. Bay bay. Bay bay. Hayırdır kapımız falan açılmıyor. Aradığımız nezakete şu anda ulaşılamıyor mu Ardacığım? 15 dakikada 3 trafik cezası. Az kalsın ehliyetimi kaptırıyordum. Trafik puanım dibini gördü Şebnem. E ne güzel işte. Prensin atına atlayıp prensesine ulaşma çabasını görmüş olduk. Benimle hiçbir şey sıradan yaşamayacaksın tatlım. E hadi. Gitmiyor muyuz? Hadi canım. Hadi tatlım. Hadi gönül çelenim. Hadi nesli tükenenim. Hadi bir tanem. Ya Şebnem, orada çalışmak zorunda mısın? Selimlerin holdinginde. Başka iş mi yok ya? Ardacığım, şu atarını derhal sessize alıyorsun canım. Şebnem. Ne Şebnem ne? Bak canım ben sana şöyle özetleyeyim. Ömrü hayatımda ilk defa şu son bir hafta içinde ödemeli arama yaptım ben. Hı? Alışveriş merkezinin kapısından alışverişsiz çıktım. Akbili cümle içinde kullandım. Ben ki eskaza dolmuşa binsem şoföre çek koçanı uzatırım. Ama şu halime bak. Durum sıkandım. Hani donanım sağlam. Ama iş tecrübesi sıfır. Yani risk budur deyip boş CV yollayamayacağıma göre insanlara. Ayrıca bu iş görüşmesini de babam ayarladı. Biliyorsun sana adeta tapar. İstersen arayıp ona atarlanabilirsin canım. Tamam, pekala. Ben sadece söyleyeyim, dikkatli ol. Sen farkında değilsin ama Selim hep senin yanında. Yani bilemiyorum da. Ayrıca o çocuğun çıkma teklifini asansör bile kabul etmez. Sen boş versene onu. Hani tarihe geçecek komplimanlar? Hani ders diye okutulacak, nesilden nesile aktarılacak, müfredata geçecek jestler? Nerede? Ha? Böyle ekstradan, lüzumsuzca Bodrum'a gitmeler falan ne oluyor yani Ardacığım? Çok güzel bir hafta sonu planladım desem. Değil mi? Şoför okulacak. Akşam mesai çıkışı derhal işten alınacak. Tamam. Biliyorsun sabah uykum ağırdır. O yüzden eğer dışarıda değilsem içeri girip derhal uyandırılacak. Ne iş olsa uyurum. İstediğimiz uykudan başlayabilir miyiz hocam? Uyuyorum o halde varım gibi cümleler asla kayda alınmayacak. Ben her şekilde uyandırılacağım. Pekala. Tamam. Yalnız iki gün sonra bir İzmir yapmam gerekecek. Pekala, sen nasıl istersen. Kainatın yanına Müfit abiye gidiyoruz desek? Oldu canım. Seniha Sultan tam 8 Sherlock Holmes gücündedir. 1,5 dakika bile geç kalsak Müfit abi yarar. Ondan sonra çek Müfit abinin uzun havasını. O da doğru. Sen şöyle bir evrenle bağlantı kuramıyor musun? Böyle kırmızılı hatlı bağlantın falan yok mu? Bir selam çaksan, selamla haber müsaitsen bize yardım ediversen desen falan. Haftanın şıkı, derginin kapak fotoğrafı aramıza teşrif etmiş. Hayırdır Sena Sultan? İltifatlarına çok teşekkür ederim canım. Dışarı çıkıyorum. Hep siz gezip tozacak değilsiniz ya.
Aa tabii çıkınız çıkınız. Bu güzelliğinizle İstanbul erkeklerinin tamamının aklını başından alınız. Bu güzde şehrimizin estetiğine estetik katınız. Ama bu sırada bu iki körpecik genç kızın burada ne yapacağını hiç düşünmeyiniz. Çıkınız efendim çıkınız. Aa bu tavır ne şimdi? Hiç de haber vermek yok bakıyorum teyzoş. Hiç haber vermek yok. Neyse teyzoş ya. Ya bizi de götür ya da gitme ya. Olmaz canım. Sen arkadaşına eşlik edeceksin bu gece. Kız kıza uslu uslu oturacaksınız. Hem seni açacak bir davet değil ki. Yani senin yaşına uygun kimse gelmiyor. Ha, Selim de gelmiyor. Hoşuna gelmiyor. Ben çok meraklıydım çünkü o saygısız, hadsiz, huzursuz, pislik adama. Tamam, tamam teyzoş. Git sen git. İyi eğlenceler, git. Tamam, hadi görüşürüz kızım. Arıza istemiyorum, haberiniz olsun. Yani bir gece olsun, olaysız geçsin. Siz hiç merak etmeyin size. İyi eğlenceler Seni Hanım. İyi eğlenceler, iyi eğlenceler. Görüşürüz. Hiç sıkılmayacağız ya sen yokken. Vallahi burada böyle çok güzel oturup eğleneceğiz. Hadi. Hadi. Görüşürüz hadi. Kızlar. Hadi görüşürüz. Aman kaldık yine bir başımıza burada. Ne yap? Allah! Ay Mila, körün istediği bir göz. Allah verdi iki göz. Allah verdi teleskop. Ay Mila. Sen bana evrenin pozitif enerji yüklü umut ilet dedin. Ben de ilettim. Bir şey soracağım ya. Bu hat böyle dost doğru çalışıyor mu? O zaman biz böyle saçma sapan şeyler için biz bu evreni meşgul etmeyelim canım değil mi? Neden? Niye ki? Yani çünkü ben ileteceklerimin listesini yaptım. Bundan böyle önemli mevzular için kendisine başvuracağız. Ha öyle mi? Neymiş o önemli mevzular? Canım biz size bilahare yazılı açıklama yaparız. Biz sizi arayacağız. Neyse her şeyin bir sırası var. Şu anda da acil bir işimiz var değil mi? Kainat. Sena Sultan geceleri aktı. Hemen gel bekliyoruz. Önder Demiray. Vazgeçmek yok abi. Sen de öyle direkt bunalım yapma. Git dayan kızın kapısına. Yap şeklini. Seni seviyorum de. Ne bileyim o çocuktan adam olmaz de. Yap bir şeyler oğlum. Abi haddimizi aşarsak ders tepebilir. Tamam oğlum işte zaten haddimizi aşalım diyorum. Ters tepsin diyorum. Yarın yapıyor muyuz organizasyonu? Tamam. Aman işte benim bütün yorgunluğum ayaklarım ağrıdı ama bir masaj yapanımız yok. Hayatımız sürekli aksiyon, sürekli macera. Bitmiyor ki anacığım. Allah'tan Sena Sultan kendi kendine ekart etti de şu keskin zekam bir de onun için yormadım. Biz de işte Önder'le ders çıkışı çıktık öyle bir yerlere gittik oturduk bir şeyler içtik. Ay Armila'cığım biz senin bu pozitif seyreden şansına gıpta ediyoruz ya. Bir şey söyleyeceğim. Hemen özet geçiyorsun. Çakma mı yoksa bir dünya markası mı? Acaba kendisine 100 üzerinden kaç puan verirdin Zarmila Hanım? Yani bir şey söylemek için daha erken tabii ama ne bileyim yani tam göründüğü gibi biri başkalarının aksine. Sadece yoga değil aynı zamanda Reiki ve NLP uzmanı. Böyle çok dingin bir enerjisi var ama sıkıcı değil. Sonra Özgür geldi. Öyle bir sürü laf söyledi. Kıskandı herhalde. Yani ondan sonra da kafeye gittim, Kainat'la Ege'yi gördüm. Gerisini ikiniz de biliyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Bence bu Özgür'le Ege geçmiş günahlarının bedellerini ödüyorlar. Galiba taksitleri çok bolmuş. Öde öde bitmiyor, öde öde bitmiyor. Ne demişler? Alma kaçak gelinlerin ahını. Hüzün, kaderin, arabesk müziğin olur. Burada aklıma benim bir şey geldi ya. Senin o güzel yaratıcı aklına yine ne geldi Şebnem? Biz çok merak ediyoruz kamuoyu olarak. Bence bu Ege'yi toptan İzafet'e bırakalım. Tamam mı? İzafet'in annesi gelir bunları bir basar. Sonra hop mecbur nikah masasına tam bir öğretici film olur. Nesilden nesile aktarırız. Yalnız İzafet Ege'yi yoğun ilgisiyle öldürmeden önce bence biz yukarı çıkalım.